Tam 5 ay önce ekrana getirmiştik. Oğlu gelini tarafından öldürülen anne ikinci acıyı torununun velayeti katil gelininin ailesine verilince yaşamıştı. İşte o babaanne hukuk savaşını kazandı ve gözyaşları nihayet bu bayram dindi. Torunum elleri kanlı insanların elinde duruyor benim. Evlat acısından daha ağır bir acı yok bu dünyada. Hem evlat hem torun acısı çekiyordu. Gözyaşları sel olan acılı babaannenin yüzü nihayet güldü. Bana bayram hediyesi gibiydi. İlk defa yavrumla bir bayram geçiriyorum. Son derece mutluyum. Belki oğlum da bizleri görüyordur. Belki o da mutludur. 3,5 yıl önceydi. Ayla Tepe'nin oğlu Murat Taş Ocağı'nın eşi Beyhan Taş Ocak minik kızlarını da alıp evi terk etmiş, ailesinin yanına gitmişti. Ne olduysa ondan sonra oldu. Kızını görmeye giden Murat Taş Ocak eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yere eğilip çocuğunu bırakırken yakalayıp etkisiz hale getirip başından silahla vuruyorlar. Ben o geceden itibaren bu çocuğu oradan almak istedim. Eşini öldüren kadına 20 yıl hapis cezası çıktı. Ama küçük kızın geçici velayeti de cinayete rağmen onun ailesine verildi. Uğramadığım hakaret, yaşamadığım eziyet kalmadı. Çocuğumuzu icra ile alıyorduk. En son uzaklaştırma kararı çıkarttılar hakkımda. Evladı gelini tarafından öldürülen, yıllarca oğlunun emaneti olan torununun velayetini alabilmek için mücadele eden Ayla Tepe'nin yargı süreci tam 3 yıl sürdü. Bu 3 yıl içerisinde torununu icra ile bile göremediği zamanlar oldu ama 56 yaşındaki kadın hiçbir zaman pes etmedi. Tüm acılara rağmen mücadelesine devam etti. Çok bekledim, çok yalvardım, çok uğraştım ben o çocuk için. Allah nasip etti, çok şükür. Ayla Tepe yıllar sonra belki de ilk kez bu kadar mutlu bir bayram geçiriyor. Çünkü artık torununu saatlerle sınırlı kalarak ya da icra ile görmek zorunda değil. Artık torunu yanında ve tek arzusu ömrünün sonuna kadar onu koruyabilmek, ona mutlu bir hayat yaşatabilmek. Evladı güvenli ellerde. Artık o mezarda rahat uyuyabilir. Birkaç.